Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finalinde izleyicilerin yüreğine az da olsa su serpildi. Uzun zamandır yaptıklarının cezasını çekmesi beklenen yeraltı dünyasının kötü adamları kendileri için hazırlanan sonu yaşadılar. Hiç kimse ölümünden sonrasını bilemez. Biz zalim değiliz. Sezon finaline damgasını vuran önemli sahnelerden birinin çekimi için biz de ekiple birlikte fidanlıktaydık. Setteki hummalı çalışmaları ve eğlenceli anları sizler için görüntüledik. Arkadaşlar ezber alalım lütfen. Fidanlık yapımın ana mekanlarından biri. Burası Hızır Çakırbeyli ile etrafındakiler için adeta bir sığınak gibi. Sanıyorum ki her karakter için çok önemli bir mekan. Bazen büyük kararların alındığı ve diziye veda edildiği bir yer diye düşünüyorum. Yani umarım bizim için öyle olmaz diye düşünüyorum. Evet, bizim fidanlığımız aile mekanımız gibi burası. Çok setimiz oluyor burada. Evden daha çok fidanlığa gelip gidiyoruz artık. Yani çok alıştık. O yüzden dizimiz için önemli bir yer. Bizim için çok önemli bir yer. Manevi yeri olan bir yer. Fidanlık aslında bizim çetenin mekanı fidanlık. Bizim reisimiz, fare reisimiz Alparslan ve onun yanındaki ekip olarak biz sürekli fidanlıktayız. Ne zaman Ender abi lazım olsa ortalıkta yok. Tam bombalanacak yer. Bir dakika. Mesele bombaysa benim yanımda var. Tek kişiyi öldüreceğiz enişte. Pişpirik oynayanları değil. Fahri abi. Bilmemiz gereken bir şey var mı abi? Bilmemeniz gereken bir şey var. Ve o yüzden de bilmiyorsunuz Reyhan. Abi bilmememiz gereken şey ne? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz da ölümsüz karakter yok. Son bölümlerde izlediğimiz üzere iyiler de kötüler de hikayesi bittiği zaman diziye veda edebiliyor. Bu sezon yine Eşkıya Dünyaya gerçekten muhteşem isimler dahil oldu. Can Bey de bunlardan biriydi. Aynen. Hayır onlar hepsi gitti. Kıskanıp da geleni gönderiyor musunuz acaba? Kimi? Kıskanıp böyle geleni gönderiyor musunuz? Bak hiç böyle düşünmemiştim. Konuşuyor musun yoksa sen abi içeriğiyle? Yani böyle ne bileyim kıskandıklarını gönderiyor musun? Ya benden yakışıklı olmasın, benden uzun olmasın falan. O zaman ben gitmem. Zor. Zor ama biz yani... Hoca burada değil mi? Hoca artık ihtiyar tabii. Dünya tatlısı bir insan. Nasıl kıydınız onu vurdunuz? Hocam sizin için dünya tatlısı diyorlar. Hocam sizin için dünya tatlısı... Hocam benim hakikaten hocam. Gerçekten. Tabii konservatuvardan hocam. Tabii siz o zaman hocamı görseydiniz. Neredeyse herkesin. Eski eser. Korkar mıydınız? Nasıldı? Sert bir öğretmen miydi? Sertti. Sertti ama iyi hocaydı. Çok iyi hocaydı. Bizim hareket ve diksiyon hocamızdı. Şimdi Can Hoca gelince biz rahatladık. Çünkü ondan önce ortalıkta en büyük benim. Her şeyi ben biliyorum. Aa, öyle değil hala, böyle diye konuşuyor. Hala öyle. Hala öyle. Can Hoca gelince olumlamaz. Gitti ne yapalım yine ona kaldı. Şöyle alabilir miyim? Can abi. Can abi, Tarık abi. Şurada durur musunuz kameranın arkasında? Evet. Savaş şurada abi, mı abi hocam? Evet. Şurada mı? Evet abi, kim o? Sezon finalinde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a veda eden usta oyuncu Can Gürzap'ın yanındayız. Diziye sonradan dahil olduğunuzu izledik ama dizinin en güçlü ve en kötü karakterlerinden biri oldu. Sizin için nasıl bir deneyimdi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz? Güzel bir deneyimdi. Zaten son işte bir 7 bölüm içinde var oldum. Oturmuş bir kadro. Zaten aldığı sonuç da çok güzel. Çok değerli oyuncular var. Dostlarım var. Onur'tan daha üstten de uzun süre çalıştığım bir yönetmendi. Güzel, zevkli bir çalışma oldu. Onlar da yaptıkları işten çok zevk alıyorlar. Ben de zevk aldım.
Ben bu masanın lideriyim. Bu masanın lideridir. O yüzden madem kurucu üyesi oldu, madem ki Ünal benim masaya gitti, benim ölümünü oylayamazsınız. Ben bu masanın lideriyim. Kurucu üye olduğum için. Madem Ünal Bey'i beni masaya getirdi, o zaman benim ölümümü oylayamazsınız. Herkes silah çektikten sonra ben uzaklayayım ya. Tamam mı? Şu sesle beraber sıkın abi. Diye çaldığım anda çat diye sıkın. Ben ne olacağım? Çat diye düştün abi. Aşağı doğru kaykılıp. Abi. Masanın altına doğru girebiliyorsan. Kendince sıkıyoruz abi. Masanın altına doğru kontrolü deneyebiliyorsan abi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, her oyuncunun içinde olmak isteyeceği bir deneyim. Çok özel bir dizi çünkü çok güçlü ve sevilen karakter bir anda ölebiliyor. Bu Türk dizilerinde alışık olmadığımız bir durum. Mesela sizin de kendi aranızda böyle diyaloglar oluyor mu? Bu bölüm kim gidiyor acaba? Düşünüyoruz, niye düşünmeyelim? Hani bir de ya şöyle bir durum var aslında, bizim bütün oyuncuların tek dergi gerçekten müthiş. Yani müthiş bir iş. Hani ben oturup düşünüyorum ya, böyle bir iş bir daha bir insanın ne zaman başına gelebilir, nasıl olabilir? O yüzden yani biz de öldürülmekten ziyade bu ekipten ve bu senaryodan ayrılmak insanı çok fazla, oyuncuyu çok fazla üzüyor. Bir sonraki senaryonun başlangıcında ilk vururlanlardan biri biz olabiliriz, ayrılanlardan biri biz olabiliriz. O endişe de tabii ki var ama bu ailenin içerisinde çalışmak, bir arada olmak her şeye değer. Hadi. O zaman ben de küçükken çaldığım hıyarları söyleyeyim, İlyas'ı bıraksınlar. Ha? Anlaşılan o ki oyuncular dizide karakterlerinin ölmesinden daha çok ekip arkadaşlarından ve bu profesyonel işten kopacakları için mutsuzluk yaşıyorlar. İnanılmaz bir setin içindeyim. Birbirimizi o kadar seviyoruz ki her giden için gerçekten çok üzülüyoruz. Bizim karavanımızda olsanız, bizimle birlikte olsanız çok iyi arkadaşları göreceksiniz. Gece gündüzümüz beraber geçiyor yani, tabii ki üzülmez miyiz? Yani acıktığımız zaman ekmeğimizi bölüşüyoruz. İşte çayımızdan fırt çekiyoruz. Biri birine bir şey ikram ediyor vesaire. Sürekli ortak alanı paylaştığımız için tabii birisi öldüğü zaman dizide ister istemez üzülüyorsun. İşin duygusal tarafı bir yana, bu durum aralarında espri konusu da olmuyor değil. Yeni senaryoyu beklerken bunun sohbeti de oluyor mu? Bu bölüm ben ölebilirim falan, böyle bir endişe var. Tabii canım, her bölüm elimiz yüreğimizde bekliyoruz yani, acaba sonda ne yazacak diye ya da arada ne olacak diye. Setin büyük esprisidir o. Yani eğer birisi o hafta Allah korusun ölüm falan cümlesi kuruyorsa öbür haftaya sürpriz bekliyor olabilir. Kendi aranızda konuşuyor musunuz? Bu hafta ben gidebilirim, sen gidebilirsin. Çok konuşuyoruz, inanın çok konuşuyoruz. Ne düşünüyorlar, ne yazacaklar? Çünkü öyle yazıyorlar ki biz şaşırıyoruz. Hani dizinin içindeyiz, diyoruz ki bu hafta şunlar olur. Bir geliyor senaryo, nasıl ya, bu nasıl olur diyoruz. Oğlun nerede bilmiyorum. Ama madem bu işi benim yaptığıma kanaat getirmişsiniz, İstediğiniz gibi öldürün. Her bölüm böyle acaba şu gidecek, ben öleceğim falan filan. Aynı şeyi espri yapıyoruz. Bu hafta kim gidiyor diye. Herkes birbiriyle vedalaşıyor. Ondan sonra aa, bu hafta da yırttık. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz setindeki yolculuğumuz birazdan birbirinden eğlenceli anlar ve ilgi çekici röportajlarla devam edecek. Yapımın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca gelecek sezonla ilgili nasıl tüyolar verdi? Ama bundan sonrası ne yapacaklar, ne edecekler, ne planlıyorlar mı acaba? Dev yapımın setinden samimi anlar, enteresan detaylar, duygulandıran diyaloglar. Bir şey çıkmadı. Sabote ediyorlar röportajımızı. Devam edin siz. Bakın kime acaba? Galiba Can hocamıza.
Can hocamızı alkışlıyoruz. Allah hiç kimseyi ayırmasın. Ayırmasın da sayılabilir. Birazdan Dizi TV'de. Milyonları ekrana kilitleyen yapımın sezon finalinde bugüne kadar bulaştığı tüm mafyatik işlerden eline eteğini çekme kararı alan bir Hızır Çakırbeyli ile karşılaştık ve bu duruma da oldukça şaşırdık. Hızır her şey yolunda giderse Meryem'e söz verdiğini ve belki de bir dahaki sezon bütün her şeyi bırakıp böyle kenarda oturan bir Hızır göreceğimizi tahmin ediyorum. Öyle mi olacak hakikaten? Mı acaba? Bilmiyorum. Ben de çok merak ediyorum. Ama böyle enteresan bir final oldu. Sezon finali oldu. Ama bundan sonrası tabii senaristlerimizin öngörüsünde. Ne yapacaklar, ne edecekler, ne planlıyorlar bilmiyorum. Ben de merakla bekliyorum. Hakkını helal et hanım. Helal olsun. O silahı bırak oğlum. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca yeni sezonla ilgili bizi meraklandırmayı başarıyor. Bakalım yapımın diğer başarılı oyuncuları bize bu konu hakkında neler söyleyecekler. Bu son gerçekten aslında bir son mu değil mi? Sonun başlangıcı mı? Yoksa hiç sonlanmayacak mı kısmında bitirdik bu sene. Yani gelecek sene neler olacak? Kimler olacak, kimler olmayacak? Oraya çok güzel bir, bu sefer aksiyonsuz bir bitiş yaptık. Daha doğrusu bitiş yaptılar, biz oynadık. Onlar yaptılar. Tam son nerede? Hangisi son? Ama çok yani bilmece gibi bir cevap oldu bu şimdi. Hızır bırakacak mı? Aileye, evine dönecek mi? Dönmeyecek mi? Dönerse neler olacak? Dönmezse neler bekliyor? Gibi yani son hangisi? Namı diğer Şahin Ağa yani Turgay Tanülkü tüyadan öte gelecek sezona ait oldukça pozitif bir temennide bulunuyor ve hepimizi duygulandırıyor. Sürprizlerle dolu bir dizi ve büyük bir finalimiz var, sezon finalimiz. Finalde neler yaşanacak, izleyiciyi nasıl bir sürpriz bekliyor? Bence en güzelini yapıyor, bir aileyi gösteriyor ve finale öyle bağlanacak. Aile çok önemli. Ailene güvenirsen bütün dünya senin düşmanın olsun. Aile, eş ve çocuklar. Allah hiç kimseyi ayırmasın. Ayırmasın. Size sarılabilir. Sezon boyunca ince ters köşeleriyle oldukça başarılı bir senaryoyu ATV ekranına taşıyan yapım hem izleyicileri hem oyuncuları şaşırtmayı başardı diyebiliriz. Aranızda hiç böyle sezon finali yaklaşırken şöyle olacak böyle olacak diye tahminler yürütüyor muydu? Tabii. Bir sürü fikir çıktı ortaya. O olacak, bu olacak, şu olacak, şu şöyle olacak falan ama yani %50 tutturduk aslında. Çok hani çok şey olmadı. Enteresan, tuhaf bir şey çıkmadı. Sabote ediyorlar röportajımızı. Devam edin siz. Çaktırmayın. Siz böyle hiçbir şey olmamış gibi devam edin. Birazdan biri daha gelebilir yani. Kimse gelmemiş gibi soruyorum o zaman. Ceylan... %50 tutturduk. Onu fark ettim. Yusan'ın da cevabımı aldım. Kaptan hadi bir müzik yap da dinleyelim de. Koy bakalım şuradan yeni gelinin CD'sini. Bak, sözümü tuttum. Sana verdiğim her sözü tuttum. Bırakacağım dediğim her şeyi bıraktım. Didem ekibi gelecek sezona ait tüy alma konusunda sıkıştırmaya devam ediyor. Her şey siz Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz severler için. Yeni sezonda nasıl bir Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bekliyor bizi? İlk sezonda olduğu gibi kaliteli, doyurucu, lezzetli ve...
seyircisine layık olmaya çalışan bir sezon bekliyor diye umut ediyorum. İnşallah da öyle olacak. Bütün kötüler kaybeder. İyi olmaya gayret etmeliyiz biz. Bütün kötüler kaybeder. Sadece bu kadarını söylüyorum. Yeni kötüleri bekliyoruz. Senden sonrasından sana ne Salih? Sene 341 nefsime uydum, sebep oldu şeytan, bir cana kıydım. Acaba izleyici yeni sezonda nasıl bir eşkıya dünyaya hükümdar olmaz bekliyor? Söylemem. Az önce böyle anlaşmamıştık. Doğru. Aygün izin vermedi, yapacak bir şey yok. Ben de bilmiyorum. Vallahi ben de bilmiyorum ama çok merak ediyorum. Yine sürpriz isimler dahil olur mu kadroya? Kesin, kesin dahil olur. Bakın kime acaba? Galiba Can hocamıza. Can hocamıza alkışlıyoruz. Can Girzap hocamıza. Şu anda sahne çekiliyor. Kesinlikle. Yani güzel o isimlerle bir arada olmak. Tabii canım, bir daha nereden gelir yani, hani inanılmaz. Çok çok mutluyuz o usta ya, gerçekten. Yeni sezonda da yine sürprizler bizleri bekliyor mu acaba? Sürprizler bilmiyoruz. Onları patronlar, yazarlar biliyorlar. Muhtemelen bekliyor çünkü sürprizsiz bir eşkıya dünya olmaz. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle ilgili merak ettiğiniz her şey Dizi TV'de. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle ilgili bütün merak ettikleriniz Dizi TV'de.